Uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte bugün ilk konumuz olarak obeziteden başlayacağız sizler için. Evet efendim, obeziteye neden olan şeyler, unsurlar nelerdir? Nasıl önüne geçilebilir? Evet, obeziteye neden olan sebepler aşırı ve sık sık yemek. Abur cubur durmadan sürekli bir şeyler atıştırmak nedeniyle vücudun hormon dengeleri bozuluyor. Bundan tam 45 yıl önce ben köydeyken, küçükken, köyde biz sabahları kahvaltı yapardık, sabah kahvaltısı. Sonra akşama kadar bir şey yemedik. Tarlada, orada, burada çalışır veya koşturduk çocuk işte. Büyükler de aynı şekilde. Sabah kahvaltısından sonra öğle yemeği diye bir şey yoktu. Öğle yemeği yok. Akşam yemeği var, bitti. Hepsi bu kadar. Yani vücut dinleniyordu. Şimdi bir şey yediği zaman, diyelim ki kişi saat 8'de kahvaltı yaptı. Ne üretiyor hemen? Pankreas insülin üretiyor. Yenen besini bir kısmını şekere, bir kısmını yağa dönüştürmesi gerekir hemen. Depoluyor, depolaması gerek. 4 saat vücudumuz leptin salgılamaz. Alınan besini harcar. 4 saat. Leptin nedir? Leptin yağı, yakıcı madde. Kişi 12'ye kadar bir şey yemezse almış olduğu kilolardan asla yağdan 1 gram eksilmez. Ne yapması gerekir kişinin? Saat 4'e kadar bir şey yememesi gerekir. Sabah kahvaltısı 8'de kahvaltı yaptıysa 4'e kadar hiçbir şey yememesi gerekir. Çünkü 4 saat sonra, kahvaltıdan veya yemekten 4 saat sonra bünyemiz leptin salgılıyor. Yani yağlar yakılmaya başlıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Sabah 8'de kahvaltı, arada bir şey atıştırıyoruz. Tekrar leptin salgılamadan ara öğün. Bir şeyler atıştırıyor insanlar, çikolata, jelibon vesaire. Tekrar insülin salgılıyor. 4 saat gerekir. Diyelim ki 12'de bir şeyler atıştırdı. Tekrar leptin salgılayamadı. Ne oldu? Saat 4'e kadar bir şey yememesi gerekir. Vatandaş çikolata yiyor, kek yiyor, herhangi bir şey. Saat 3'te yedi diyelim. Tekrar leptin salgılayamıyor. Yani yağlar yine erimiyor. 6'da yemek yedi diyelim. Saat 10'a kadar leptin salgılamaz. Bir de vatandaş 10'da yatmadan önce bir şey yerse ne oldu? Gece yarısına kadar leptin salgılamıyor. Hep atıştırıyor, atıştırıyor, yağ oluşuyor, yağ oluşuyor, yağı eritecek leptin salgılamaya bünyemizin vakit bırakmıyoruz. Sen dur köşede diyoruz, insülin salgıla, insülin salgıladıkça da kilo yapıyor, kilo yapıyor, kilo yapıyor. İran'dan iki iş adamı geldik, iş görüşmesi yaptık. Dedim ki öğlen hadi yemeğe gidelim. Azeri dedi ki, Azeriler de özbeöz Oğuz Türk'ü, bizim gibi Türk'tür. İran'ın 30 milyondan fazlası Türk'tür. 1000 yıl İran'ı Türkler yönetti. Şimdi Farsların elinde. Dedi ki İran'da Azeri, biz özümüz 2 öğün yeriz, 3 öğün yemeriz dedi. Dedim ki neden? Öğle yemeği yok mu? Öğle yemeği yok. Kahvaltı, sabah bir bardak süt içeriz, akşam et yeriz. Başka bir şey yok. Allah Allah dedim, nasıl oluyor bu? Dedi, Peygamber Efendimiz de öyle yapıyordu. Evet, Peygamber Efendimiz de sünnete uyuyorlar. Peygamber Efendimiz de günde 2 öğün yemiştir. Bir kahvaltı, sabah bir bardak süt içmiş, akşam hafif bir şeyler atıştırmıştır. Peygamber Efendimiz'in 3 öğün yemek yediği bilinmiyor. Biz de Osmanlı'nın son dönemine kadar bizde de 2 öğün yemek vardı. Kahvaltı, sabah çorba veya kahvaltı, akşam yemek. Öyle diye bir şey, öyle yeme diye bir şey yoktu. Mide dinlenecek, bağırsaklar dinlenecek, pankreas dinlenecek. Mide dinlenecek ki yeterince intrinsik faktör salgılasın veya pepsin, mide asidi kaliteli olsun. Karaciğer dinlenecek ki yeterli ve kaliteli safra salgılasın. Pankreas dinlenmesi gerekir, yeterli ve kaliteli enzim salgılasın. 12 parmak bağırsağı da aynı şekilde 3,5 litre sindirim salgısı salgılar.
Kişi sürekli abur cubur bir şeyler atıştırırsa ne olur? Sindirim kalitesi düşer. Biz her konuda Avrupa'ya uyduk. Avrupalı olacağız derken Peygamber Efendimiz'in sünnetinden çıktık. Peygamberimizin sünnetinden çıktığımız için de bugün milyonlarca insan kalp damar rahatsızlığı, tansiyon, kolesterol, şeker, obezite vesaire yani hastalık, sayılmayacak kadar hastalık var. Köye dahi ben mesela köye gidiyorum arada sırada. 45 yıl önce bir kişi hastalanmıştı köyde. Herkes onu konuşuyordu. Dursun Bey hasta, şu rahatsızlığı var, bu rahatsızlığı var. Adam da üşütmüş, başka bir rahatsızlığı yok yani. Şimdiki gibi tansiyon, kolesterol vesaire yok. Kışın daha çıkmış da üşütmüş, çok dışarıda kalmış o. Yani köyde hastalık diye bir şey yoktu 45 yıl, 50 yıl önce. Neden? Çünkü insanlar iki öğün, kahvaltı yemek. Sabah kahvaltı yaptığınızda 4 saat sonra leptin salgılanmaya başlıyor. Yediğiniz şeyleri, yağları eritiyor. Eritici madde leptin. Saat akşam yemek yediniz. 4'e kadar yine leptin salgılamıyor. 4 saat ara. 4 saat sonra tekrar leptin salgılıyor. Biz ne yapıyoruz? Bünyemizin bu hormonu, yağ yakıcı hormonu salgılamasına bir türlü müsaade etmiyoruz. Aman sen dur, yağlar bize lazım, depolayacağız diyoruz. Ve sürekli yiyoruz, yiyoruz. Abi geçen bir bizim sekreter hanım zayıflamak için diyetisyene gideceğim dedi. Anlattım, dedi ki senin metodun zor bir metot. Ben kolayını yapacağım. İyi hadi bakalım git. Diyetisyene git de diyetisyen demiş ki 3 ana öğün, 2 ara öğün veya mümkünse 6 öğün yani. 3 ana öğün, 3 ara öğün, 6 öğün. Ne zaman dinlenecek sindirim sistemi? Hiç fırsat yok. Bu tempoyla dedim, kilo veremezsin, kilo alırsın. Yok şunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim, şudur budur. Kişi her şeyi yiyebilir. Sadece ve sadece günde 2 defa yemek şartıyla. 2 defa yerse, mesela 8'de kahvaltı yaptı, ne yerse yesin, fark etmez. Saat 4'e kadar hiçbir şey yemezse, yediği her şey sindirir. Ondan 1 gram yağ oluşmaz. Akşam 5'te 6'da yemek yedi. Ondan sonra akşam bunu yemek yedikten sonra da bir şey yemezse o kişi hiçbir diyet yapmadan isterse 150 kilo olsun yani 3 ay 4 ay sonra 70-80 kiloya düşer. Günde 2 defa 2 gün. Peygamber Efendimiz zamanında İran'dan bir hekim geliyor. Bir ev, muayenehane, hastaları muayene etmek için duyuruyor halka. İşte ben doktorum, hekimim, tedavi edeceğim, geldim İran'dan vesaire. Kimse gelmiyor. Bekliyor, kimse gelmiyor. Sokağa çıkıyor, diyor ki neden gelmiyorsun, niye geleceğiz ki diyorlar. Niye geleceğiz? Diyor burada hasta yok mu? Ben diyor muayene etmeye geldim insanlara, ben de Müslümanım. İnsanlara hizmet etmek için geldim. Ama burada hasta yok ki diyorlar. Nasıl hasta yok? Herkes sünnete uyuyor. Peygamberimizin sünnetine uyduğu için az yiyor. 2 gün yediğini sindiriyor. Hastalık yok. Aa, bakıyor adam aç kalacak burada. Para kazanamayacak. Dönüyor geri İran'a gidiyor. Hasta bulamıyor aylarca kaldığı halde. Medine'de bir tane hasta çıkmıyor muayene olmak için. Osmanlı'nın son dönemine kadar da bu batılılaşma, tanzimat, hayranlığı, hastalığı, bizde batı hastalığı, Japonlar da batılılaştı. Japonlar gittiler, adamların öğrencileri gönderdiler oradan. Adam Avrupa'nın fiziğini, kimyasını aldı. Sultan II. Abdülhamid'in göndermiş olduğu öğrencilerse fizik, kimya, tıp, astronomi bir tarafa bıraktı. Oranın dansını, yemesini, içmesini, güzel konuşmasını ve yani apusu şeyler öğrendiler, geldiler. Osmanlı'yı kurtaracaklarını yıkmak için uğraştılar. Hürriyet, demokrasi isteriz de ne oldu? Mecliste Türkler azınlıkta kaldı. Osmanlı'nın parçalamasına sebep oldu Abdülhamid'in gönderdiği öğrenciler. Yani Türk milletini kurtaracaklar, Türk milletinin felaketini hazırladılar. Avrupa'dan ilim değil, lüzumsuz şeyler getirdiler.
Avrupa'nın ilmi de bize Kanuni'nin göndermiş olduğu 400 sipahini orada medeniyeti yaymasıyla tabii bize dayanır. Onlar zamanında 500-600 yıl önce Avrupalılar, affedersin, domuzlarla beraber akırda yaşayan insanlardı. Kanuni oraya 400 sipahi gönderdi. Her şehre 10-15 sipahi buranın eğitimini, öğretimini, askeri sistemini, eğitim sistemini, bütün Almanya'nın sistemini Osmanlı'nın göndermiş, Kanuni Sultan Süleyman'a göndermiş oldu. 400 sipahi kurdu. Ha, nereden geldik nereye? La ilahe illallah. Yani ilim, irfan, her şey bizde ama biz hala batı diye psikolojimiz bozuldu. Evet. Hiçbir ürün kullanmadan zayıflamak mümkün. Sadece ve sadece iki öğün. Azerili, İranlı Azeriler, Azeri Türkleri, adamlarda gram yağ yok. Dedim diyet mi yapıyorsunuz? Yok, biz iki öğün yeriz. Kilo yok bizde. İki öğün yiyorlar. Arada abur cubur hiçbir şey yemiyorlar. Hayret ettim. Dedim ki biz 50 yıldır yani Osmanlı'nın padişahı İstanbul payitahtta Tanzimat'tan sonra köylerde ise daha sonra batılılaşma etkisini gösterdi. Şimdi ben mesela 45 yıl önce köydeyken hasta insan göremiyordum. Şimdi köye gidiyorum. Kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, tansiyon, kolesterol hastalıktan geçilmiyor. Neden? Eskiden köyde insanlar kahvaltı yapıyordu, işine tarlaya gidiyordu, çalışıyordu. Akşam gelip yemeğini yiyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi tarla işi, traktörle vesaire yapılıyor. Vatandaş ne yapacak? Gidiyor kahveye, yiyor, içiyor. Durmadan ara öğün, üç öğünün yanına üç de öyle öğün katıyor. Ne oldu? Vücudumuzun leptin salgılamasını engelliyoruz. Engellediğin zaman ne olur? Yağlar yakılmıyor, erimiyor. Sürekli kilo alıyoruz, veremiyoruz. Bu da kalp damar rahatsızlarına, kiloya, karaciğer yağlanmasına, pankreas yağlanmasına, şeker hastalığına. Aklınıza gelen bütün hastalıkların tek bir sebebi vardır. Hazreti Muhammed'in sünnetine uymamak. Gavurun beslenme tarzına uymak. Bizi bitiren ve hastalıkları tetikleyen sebep, tek bir sebep bu. Evet. Ama biz yine de İlla ki hap kullanayım diyorlarsa, hap kullanmaya gerek yok. Peygamberimizin sünnetine uyarsa kişi hayatı düzene girer. Ama uymuyorsa o zaman biz uymayanlara garsin ya, uyamayanlara uymak zor. Çünkü hayat tatlı, abur cubur şeyler yemek güzel oluyor. İnsanlar sağlıklı beslenemiyor, normal. Garsin ya, kombuçya denen bir bitki var. Bu mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklinde. Tatlı bir meyve. Endonezya, Malezya, Vietnam, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde yetişir. Garcinia kombucha. Bunun birleşiminde hidrositrik asit denen bir asit var. Ha, asit deyince tehlikeli bir şey değil. Hidrositrik asit. Elmada da asit var. Ne asidi? Malik asit. Limonda da asit var. Ne var? Limon asidi yani. Sitrik asit. Bu da hidroksistrik asit içerir. Ne işe yarar hidroksistrik asit? Yemiş olduğumuz besinler, karbonhidratlı besinler yağ dönüştürülerek vücudumuz tarafından depolanır. Bu yağ dönüşümü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu asetil koenzimin salgılanmasını engelliyor. Hop dur bakayım diyor. Böylece ne oluyor? Yemiş olduğumuz karbonhidratlar sadece şekere dönüşüyor. Fazlası olmuyor, yiyemiyoruz. Çünkü beyne sinyal gidiyor, doyduk diye. Bu şuna benzer, arabanıza benzini dolduruyorsunuz, bitti. Fazla benzin koymaya yer yok. Karbonhidratlı bir şey yediği zaman kişi bunu şekere dönüştürür. Şekerin de bir alt türevi var, glikojen. Hücre merkezlerinde mitokondrinlerin içerisinde şekeri depolar, doldu mu tank bitti. Fakat eğer ki bu enzim frenlenemezse asetil koenzim ne yapıyor? Arabanın arkasında birkaç tane yedek tank varmış gibi bu sefer
benzini başka şekilde dönüştürerek depoluyor. Yani yağ depoluyor. Asetil koenzim şeker olarak depolandığı zaman karbonhidrat devam ediyor yemeye kişi. Bu sefer yediği karbonhidratı yağ dönüştürerek depoluyor. Doymak bilmiyor kişi. Bunu kullandığı zaman garsin yağı 5 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyar hale gelir. Yemekten önce takriben 15-20 dakika önce 1 kapsül, eğer ki hızlı zayıflamak istiyorsa 2 kapsül alırsa kişi iştahı azalır. İstese de yiyemez. Çünkü yağ dönüşümü engelliyor. Şeker deposu doldu mu hücrenin, glikojen orada doldu mu, beyne sinyal gidiyor, doydum yeter diye. Ve glikojen açığı olmadığı için kişi de herhangi bir şu diyeti, bu diyeti yapmaya gerek kalmadan, hiçbir şeye gerek kalmadan, vücudun da enerjisi düşmeden, halsiz, dermansız, yorgun kalmıyor. Çünkü yeterince enerjiye dönüşecek madde var. Bu sadece frenleyici. Yağ dönüşümü engelleyici. Danimarka'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırmalar, insanlar üzerinde yapılan deneylerde 2 ay içerisinde 11 kilo kişiler yemesine içmesine hiçbir değişiklik yapmadan normal beslenme, aynı şekilde beslenmiştir. Sadece garsin yağdan mesela yemekten önce 2 kapsül aldığı zaman kişi günde 3 defa, tabi sünnete uyarsa gerek yok. Günde 2 defa kişi kahvaltı, sabah kahvaltı, akşam yemeği yerse hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir diyete gerek yok. Her şey yiyebilir. Fakat sadece 2 öğün. Sünnete uyamıyorsa yemekten önce 2 kapsül aldığı zaman kişi istese de yiyemez. Yapılan Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Danimarka'da yapılan klinik araştırmalarda 8 hafta kullananlar 11 kilo ortalama vermişti. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. 8 haftada 11. 8 haftada. Dünyada zayıflatıcı 108 bitki incelenmiş ve sadece garsinyanın böyle bir etken madde olduğu belgelenmiştir. Biz bundan önce de funda forte, kuş korunmaz forte, maydanoz forte vesaire ürettik. Ama onların etkisi bu kadar değil. Onları bıraktığı zaman kişi zayıflıyor aynı şekilde. Maydanozda da, lahanada da zayıflıyor. Fakat ürünü bıraktığı zaman tekrar kilo alıyor. Çünkü enzimi frenleyen bir şey yok. Zayıflıyor kişi. Bıraktığı zaman tekrar kilo alıyor. Burada garsinya da öyle değil. Enzimi frenlediği için kişinin yavaş yavaş kilo veriyor ve bir daha da kolay kolay kilo almıyor. Dengeler yerine oturuyor. Evet peki hocam, obezite